Mayı'ya göndermiştim mahkemeye. Özel eğitimdeki çocuklarla gitmişler. İsyan etmedi. Üzmedi beni hiç. Kendi ellerine vermek istedin. Nasip olmadı anneciğim. İnşallah benim ulaştırmam nasip olur. Çok istedim bir tanem. Çok istedim. Ama olmadı. Mekan cennet olsun kuzum. Bunları annenin günüydü. Günlerim sanırım benim oğlum. Günaydın. Mehmet Akif Öztürk benim oğlum. Adım Sevgi Öztürk. Benim oğlum 1998 yılında doğmuştu. İkizeş olarak doğmuştu. 45 gün yoğun bakımda yattı. Daha sonra hidrosefal hastalığı başladı. 28 ameliyat geçirdi. 22 yaşındayken Covid benden aldı oğlumu. O kadar ameliyat geçirmesine rağmen hepsini atlattı. Çok büyük ameliyatlardı. Hepsini atlattı ama çağımızın hastalığı Covid. Covid'e yenik düştü benim oğlum. Benim oğlumun hayalleri vardı. Çok güzel gönüllü bir çocuktu. Uçan kuşa selam veren, kimseyi kırmayan, çok azimli bir çocuktu. Çok güçlüydü benim oğlum. Ben gücümü oğlumdan alıyordum. Her şeyimi oğlumdan alıyordum ben. Hayalleri vardı. 28 ameliyata rağmen doktorlar hiçbir şey yapamaz dedikleri halde benim oğlum hem her şekilde kendi hayatına kendi devam etti hem de memur olabilmişti. Her şeye rağmen ayakta dimdik durabildi. Kendi uğraşlarıyla kara kalem çalışmaları yapıyordu. Hiçbir eğitimini almadı. Kendi çabası, kendi uğraşlarıyla. Yavrum onların çalışmasını yapıyordu. En büyük hayali de Cumhurbaşkanımızın resmini çizmişti. Onu kendi eliyle teslim etmekti. Ama maalesef oğlumun ömrü kâfi gelmedi. Çok istiyordu. Bir yıl önce haberi yapılmıştı. Çok umutlanmıştı. Bir gün Cumhurbaşkanım benim sesimi duyacak, davet edecek diyordu. Oğlum eliyle teslim edeceğim diye düşünüyordu. Her gün ağlıyordu. Bir gün mutlaka haber bekleyeceğim diyordu. Bazen uyanıyordu, içime bir şey doğdu. Anne, Cumhurbaşkanım sesimi duyacak, beni çağıracak gibi hissediyorum diyordu. Ama maalesef olmadı. Ulaşamadık Cumhurbaşkanımıza. Yavrum çok istedi. Kendi elleriyle teslim etmeyi çok istedi. O yapamadı. Şimdi yavrumun son arzusunu bir anne olarak yerine getirmek istiyorum.